Ben Anastasia. Annemin ilk göz ağrısı. Babamın bir tanesi. Kardeşinin canıydım ben. Adamın taze çiçeği. Fırtına görmemiş badem ağacı. Dalgasız denizi. Başkasının rüyasıydım ben. Uzaklardaki bir dünyanın başkentinde bir şehzadenin hayali. Ne vakit çatlar tohum, iter toprağı. Kim der çiğdemlere açma vaktini? Ne vakit büyür bir çocuk? Neyle büyür bir çocuk? Sütle, balla mı? Kardeşinin mis kokusu, annesinin, babasının sızlayan kalpleriyle mi? Ben Anastasia. Bu kadim sarayda gördüm ve öğrendim. Dünyanın en büyük zenginliklerinin içindeki kederi. En muazzam mücevherlerin ışıltısındaki karanlığı. En güzel suretlerin ardındaki şeytanı. Ve dünyanın en kudretli hükümdarının içindeki sular gibi derin, berrak, saf ve yüce kalbi. Ben Anastasia. Yağmur damlasından bile sakınılırken artık kendimi fedaya hazırım. Geçtim hasretten, umutsuzluk ve ölümden. Bir günüm bir ömre bedel. Geçtim ve yeniden var ettim kendimi. Geliyorum. Mazi solan kızıl bir gül şimdi. Elveda çocuk, elveda geçmişim. Sıyrıldım kozamdan, açtım kanatlarımı. Aşk için can vermeye hazırım. Ben Anastasia. İlk defa merhaba diyeceğim gökyüzüne. Damarlarımda akan ateş nehirleri, gözlerimde yıldız ışıkları, kendimi doğurmaya geliyorum. Aşktan bir zırh takıp göğsüme, masumiyetimi kılıç diye kuşandım. Dikenlerin, korların üstünden yürüyorum. Geliyorum, kaderleri değiştirmeye, istikbali yazmaya ve cihana adımı bırakmaya geliyorum. Okçular! Nişan al! Topçular hazır! Bize yalan söylediler! Bizi kandırdılar! Hünkârımız öldü, yürüyün! Derviş Paşa. Tövbeler olsun. Mahbekar mı bu? Vallahi o sultanım. Nasıl çıkmış oraya, aklını kaçırdı bu hatun. Ben Sultanahmet'in gözdesiyim. Az evvel hünkârımızın yanındaydım. Padişah efendimiz ölmedi. Hala hayatta. Nefes alıyor. Şehzademiz Mustafa da öyle. Yalan söylüyor. Yalan değil. Allah'ın huzurunda yemin ederim ki hünkârımız sağ. O yüzden mi Hadım Ağa'yı padişah diye karşımıza çıkardınız? Padişahımız hasta, evet. Hekimler başında. Şifa arıyorlar. Bugün değilse yarın çare bulunacak. Hünkârımız tekrar ayağa kalkacak. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Allah yardım edecek bize. Yalan söylüyor ağalar. İnanmayın bu hatına. Hünkârımız öldü diyorum, yürüsenize! Yürüyün be! Aa! Derhal şu kapıları açtır Handan. Hepimiz öleceğiz senin yüzünden. O vakit geriye kim kalacak? Devleti kim koruyacak? Evladım öldükten sonra neyleyim devleti? Dünyayı neyleyim? Aman yarabbim. Bu nasıl olur? kader, bilişi, vurun, öldürün, vurun! Dur Derviş Paşa! Hayır! Bu gece kimse ölmeyecek! Evlerinize dönün. Sizi sevenlere, bekleyenlere dönün. Annenize, babanıza, kardeşinize, çocuklarınıza dönün. Anastasia. İnanın bana, hünkârımız ayağa kalkacak. Bugün isyan vakti değil. Dua etmek vakti. Ben dua ediyorum, siz de edin. Oyun bu ağalar, oyun. İnanmayın, hünkârımızı öldürüyorum. Oyuna gelmeyin. Hayır, oyun değil. Bana inanmayanlar Ulufe günü bu avluya gelsin. O gün karşınızda beni değil, sultanınız Ahmet Han'ı bulacaksınız. Kimsenin canı yanmasın. Hünkârımızın inananlara mükafatı, inançsızlara kılıcı hazır. Bekleyin ve görün. Haydi artık evlerinize gidin. Sizi sevenlere dönün. Haydi, haydi. Durun ağalar. Hatun kandırıyor sizi, inanmayın. İnanmayın bu hatuna, yalan söylüyor. Gidelim hadi. Yürüseniz ağalar. İçeri. Ocağı dönüyoruz. Nizam içinde. Hünkârımız öldü, yalan söyler bu hatun. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Gidiyorlar. Ey yumurtaya can veren Rabbim, sen çok büyüksün. Gördün mü? Sen kaçacak delik ararken kızcağız hatun başına neler yaptı. Ne kaçması hacı? Devlet-i Aliye'nin bekası için canımızı dişimize taktık. Ben bileydim, onun yanında çıkardım. Hı. Çıkarmış. Daha ilk adımda paçalarımı doldururdum demiyor da. Ne oldu hacı? Daha düne kadar o kızcağıza yapmadığın işkence yoktu. Ben yetiştirdim onu, ben! Hacı! Gölge. Nasıl olur da kurtulur kör kurşundan? Aman Allah'ım. Hüdayi Hazretlerinin verdiği cevşem. Allah korumuş sultanım. Bu Rabbimin mucizesi değil de nedir ki? Gölge, beni hünkârımıza götür. Hatun'u bilmesem, büyü yaptı da ölümden döndü. Kuduz köpekleri mestana çevirdi diyeceğim. Aziz Mahmut Hazretlerinin kerameti bu elbette. Kızı tüfek mermisinden koruyan muskayı o vermiş. Kimsenin yapamadığını yaptı demek. Esaslı hatunmuş mesela. Ne diyelim, Allah razı olsun. Menekşe. Şifacı Hatun'dan hala haber yok mu? Ümidinizi kırmak istemem sultanım. Lakin gelse ne fayda? Elinden bir şey gelmez. Cılız bir umut bu tutundu. Ben şimdi evladım için o cılız umuda dahi muhtacım. Ulufeye kadar ahali bekler. Sonrası fırtına, boran. Raşa Hatun hayatta olsaydı belki karnında bir şehzade taşıyordu. Raşa kim Mustafa olmadıktan sonra? Yansın bu saray. Yıkılsın hanedan, kimin uğrunda?